Doğruda açılarla ilgili ön çalışma sorularına geldik. Aşağıda verilen şekillerde x açısının ölçüsünü bulunuz diyor. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda bunun tamamı 90'mış arkadaşlar. Yani ikisinin toplamı 90 olacağı için x buradan 65 derece olacaktır. İkinci sorumuzda paralel doğrularımız var. Ve şuradaki açılardan faydalanarak x'i bulmaya çalışacağız. Bakın ters açılardan şurası 3x eksi 10 diyebilirim. Daha sonra bunlar yöndeş açılardır ve birbirine eşit olması lazım. 2x artı 40 eşittir 3x eksi 10. Buradan x eşittir 50 olarak bulunur. Geldik üçüncü soruya. D1 ve D2 burada birbirine paralelmiş. Bakın burada Z kuralımız var. O halde buradaki açıların eşit olması gerekiyor. 4x eksi 60 eşittir. X artı 30'dan sol tarafta 3x sağ tarafta 90 kalır. X buradan sen nesin? 30'sun diyoruz. X 30 olacaktır. Bakın sorular gayet kolay pekiştirici. Güzel sorular. Dördüncü soru. D1 ve D2 birbirine paralel bakın veriliyor. Bu açılarımız karşı durumlu açılardır. Toplamların 180 derece olması lazım. 6x artı 4x eşittir 180'den. 10x eşittir 180 ve x eşittir 18 olarak bulunur. Cevap 18'dir. Geldik 5. sorumuza. D1 ve D2 birbirinden paralelmiş. Açı ortaydan oluşurdu. Buradaki açı kaç derecedir diyor. Aslında bu bir kural olarak arkadaşlar genelde kitaplarda verilir. X burada 90 derecedir. Ama 90 olduğunu biz bulalım arkadaşlar. Şöyle ne yapıyorduk? Eşit açıları AA yazıyorduk. BB yazıyorduk. Yani bilinmeyen yazıyorduk. Karşı durumlar açılar olduğu için 2A artı 2B eşittir 180 derecedir. Buradan iki parantezini alıp sadeleştirdiğimde a artı b eşittir 90 olarak bulunur. Bakın şuradaki üçgenimize iç açılar toplamı 180'dir. a artı b 90 olduğu için b de c x açısı da buradan 90 derece olarak bulunur arkadaşlar. Bu x'i şöyle de bulabiliriz. Üçgenden değil de bakın şu m kuralı var arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle m kuralından a ile b'nin toplamı x'i verir. Yani 90 derece olur arkadaşlar. Bu 5. maddeyi yani 5. soruyu arkadaşlar işaretleyin önemli bir e, sorudur. Aslında bu bir özelliktir. Bunu bilelim. Paralel kanarda ve e, yamuk konusunda karşımıza çok çıkacak olan bir özelliktir arkadaşlar. Yani paralel doğrular varsa açıortayların oluşturduğu açı 90'dır diye şakadak e, göstermemiz gerekiyor. Şimdi 6. sorumuza bakıyorum. D1, D2, D3 birbirine paralel olarak verilmiş. D1 ile D2 paralel. Burası 150 ise şurada kaçım ne olacaktır? 30 olacaktır. Bu açılar eşitmiş. Burası da 30 olacaktır. Bunu tamamı ne yaptı? 60 yaptı. E burası 60 ise x'in olması lazım? 120 olması lazım. Çünkü bunlar nasıl açılar? Karşı durumlu açılar. Cevabım 120 olur. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. D1 ve D2 burada paralelmiş. Bakın burada M kuralı var. 40 ile x'in toplamı kimi vermesi gerekiyor? 75'i vermesi gerekiyor. x eşittir buradan. 35 derece olarak bulunacaktır. Evet geldik 8. sorumuza. Bakın kalem ucu dediğimiz bir özellikti. Bunun üzerinde bayağı durmuştuk konu anlatımında. Bu üç açının toplamı 360 dereceydi. Bu kuralı hatırlıyorsan direkt yaparsın. Bakın toplayalım. 110, 120 daha ne yaptı? 230 yaptı x ile de topladığımda 360 olması gerekiyor. Buradan x eşittir 130 olarak bulunur arkadaşlar. Cevap 130'dur. Ancak şunu söylemiştik. Bu kuralı unutursanız başka türlü de yapmak mümkündür. Mesela d1 ve d2 doğrularını uzattığımızda Şuradaki açıları, bütünler açıları bulabiliriz. Şurası 70 derecedir arkadaşlar. Şuradaki açıya da ben y diyeyim. Tamam mı? 70 ile y'nin toplamı burada 120'yi vermeli. Yani m kuralı oluştu. O halde burası 50 derece olur. Bütünleri de şurası yani x 130 derece olur arkadaşlar. Peki başka yapmak mümkün mü? Evet yapmak mümkün. Yine üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Birkaç yoldan bu kalem ucunu ispatlamıştık. Burada bakın kırılma noktası var. Yani kesme noktası. Ne yapıyor? Siruş var arkadaşlar daha doğrusu. Şöyle paralel çiziyoruz bakın buradaki doğrulara. Karşıt durumlu açılardan 110 ise şurası 70 olacaktır. İkisinin toplamı 180'di. Geriye ne kaldı? 50 kaldı. Bakın şurası 50 ise burası ne olacaktır? 130 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde de x'i bulabiliriz. Geldik 9. sorumuza. Bakın burada zikzak kuralı var e, zikzak kuralını da unuttuğumuzda nereden yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Diyelim ki kuralı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Kuralda neydi? Sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşit arkadaşlar. Yani x artı 80 eşittir 60 artı 50. Buradan x artı 80 eşittir 110'a x eşittir 30'a. Ya. Yani x burada 30 derece olarak Olunur. Peki bu kuralı unuttuk diyelim başka nasıl yapabiliriz bunun üzerinde asıl durmamız lazım ezbere gitmeyelim bakın burada kırılma noktaları var değil mi ne yapıyorduk taktik olarak buralardan paralel doğrular çiziyorduk bakın z kuralları var şu aşağıdan başlıyorum 50 ise şuradaki açım 50 olacaktır 80'den 50'yi çıkarttım buraya ne kaldı 30 kaldı tekrar bakın şurada bir z kuralı söz konusu şuradaki açım 30 olacaktır. Geriye ne kaldı 60'tan? 30 kaldı. E burada da bir z kuralı var. O zaman bunlar birbirine eşit. X buradan 30 derece olarak bulunur. Geldik 10. sorumuz arkadaşlar. Bakın burada ee, şalvar kuralı dediğimiz kural var değil mi? Evet biz buna şalvar demiştik. İçerideki açıların toplamı buradaki dışarıdaki açıya eşittir. Toplayalım. X eşittir buradan. 30 artı 40 artı 10. Ne yapar? 80 yapar. Cevabımız 80 olacaktır. Peki şalvar kuralını hatırlamazsak bunu başka nereden yapabiliriz? Bakın çözümü siliyorum. Başka bir yoldan arkadaşlar deniyorum. Şuradaki kenara paralel bir uzunluk çiziyorum. Şu noktadan bakın. Ne yaptım? Buraya paralel çizdim. Ters açılardan buradaki 40 derece şuradaki açıma eşit olacaktır. Daha sonra bakın M kuralı söz konusu. Şurası 50 ise burası 30 ise bu ikisinin toplamı burayı verecektir. Yani 80 olacaktır arkadaşlar. Bakın burada şalvar kuralının biraz daha genişletilmiş olan şekil var. E, bu da yine şalvar kuralından yapılabiliyor. İçerideki açıların toplamı dışarıdaki açıların toplamına eşitti arkadaşlar. Toplayalım. 60 artı 15 artı 5 artı 20 eşittir 2x. Dışarıda 2x'imiz var. Bunları topladığımda ne yapar? 100 yapar. 100 eşittir 2x'ten x eşittir 50 olarak bulunur arkadaşlar. Başka nereden yapılabilir? Biraz önce yaptığımız gibi mesela şuradaki kenara buradan şöyle şu sivri uçtan bir paralel çizerseniz arkadaşlar. Şuradaki 60'ı da bakın farklı bir kalem tonuyla yapmaya çalışacağım. Şöyle şurası Z kuralından 60'tır diyebiliriz. Şuradaki açılar eşit. Bakın yine burada zikzak söz konusu. İşte sola bakan açı, sola bakan açı, sola bakan açı ne yaptı? İşte burası 75, 5 daha 80, 20 daha 100 yapıyor. Sağ bakanlar da şu x'lerdir arkadaşlar. Yine oradan x 50 olarak bulunur. Geldik 12. sorumuza. Bu kuralı arkadaşlar hatırlıyorsanız iki tane m'nin birleşiminden oluşan bir kural bu. X'in iki katı direkt buradaki açıyı veriyordu. Demek ki X'in buradan 40 olduğunu söyleyebiliriz. Eğer açıklamalarımı hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız arkadaşlar ne yapacağız? Burada ben ne görüyorum? Eşit açılar görüyorum. Ne yapıyorum? Buralar işte AA. Aşağıdakilerine BB diyorum. M kuralından 2A artı 2B burada 80'i verir. 2a artı 2b. İki parantezini alıp sağa değiştirdiğimde a artı b eşittir 40 bulunur. Bakın şuradaki m kuralına dikkat edelim arkadaşlar. Bu m kuralından yine a artı b bana neyi vermeli? X'i vermeli arkadaşlar. A artı b'yi ben ne buldum? 40 buldum. Demek ki x buradan 40 olarak bulunacaktır. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.